Bu benim kişisel görüşüm. Ben ırkçılığın bir psikolojik bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. Irkçılık öğrenilen bir şey. Yani çok sistematik, bilinçli olarak mesela Suriyeliler konusunu diyorsunuz. Çünkü veya Kürtler üzerindeki bu ırkçı saldırıları söylediğim zaman bunun neresinde bir psikolojik sıkıntı var? Bunun üzerine çok rahat düşünebiliriz. Çünkü bunlar çok planlı, programlı, kendinden olmayanı yok etmekle ilgili bir şey. Bunu sistematik yürütülüyor. Yani mesela bugün Kayseri'de Suriyelilere karşı yapılan ırkçı saldırılar, binlerce insan sokağa çıktı, binlerce insan bu eylemlere katıldı. Bu binlerce insanın patolojik sorunları mı var yani, bireysel psikolojik sorunları mı var? Tabii ki öyle değil. Tabii ki bu kodlardan, geçmişten aldıkları bu güçle bir ötekini, ondan olmayanı, beyaz olmayanı, herkesi ortadan kaldırmakla ilgili bir durum. Yani yoksa bunu kalkıp da binlerce insanın, öyleyse ülke kocaman bir ruhsal sıkıntılar yığını olur. Yani bugün mesela geçenlerde işte Diyarbakır'da Nevşehir'de yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Spor forması giydikleri için oradaki Kürtlere karşı bir ırkçı saldırı düzenleniyor. Bunun kodlarıyla, bunun zihniyetle ilgili bir durum var yani. Bu kalkıp da öylesine ben gideyim de işte bir cinnet geçiriyorum, gideyim de cinnet geçiriyorsan kendine zarar verirsin. En yakınındaki insan, ama bu senden olmayan birilerini yok etmeye çalışıyorsan, bu çok örgütlü, bilinçli, planlı ve sistemle kurulan, kültürle kurulan bir ilişkiden kaynaklanan bir durum. İşte. Nasıl başa çıkılır? Bunu gerçekten daha çok dert edinerek, daha çok üzerine konuşarak, daha çok üzerine tartışarak, üniversitelerde, eğitim kurumlarında bir araya gelerek, insan hakları mücadelesinin geliştirilerek, daha fazla söylenerek, farklı öznelliklerle bir araya gelerek, onların sesini de dinleyerek, aynı zamanda kendi içimizdeki o duygularımızla başa çıkmak için de biraz daha ötekilerle, bizden olmayan herkesle bir araya gelerek, mesela üniversiteler bunlar için çok uygundur. Üniversitelerde farklı sesler, farklı öznellikler bir araya geliyor. Toplumsallaşma, sivil dayanışmalar, sivil örgütlenmeler. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bu tarz toplumsal şiddetlerle, bu katliamlarla başa çıkmak için en iyi yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani başka türlüsü de zaten yok. Yani ne yapacaksın? Bütün toplumu şey yapacaksınız, bireysel psikopatolojik şey mi yapacaksınız, terapi mi yapacaksınız? Bunu tek bireye indirgeyerek bu toplumsallık karşısında başa çıkamazsınız. Daha fazla öznelleşip, daha fazla ötekilerle bir araya gelerek, bizden olmayan herkesin yaşama hakkını tanıyarak. Mesela Freud şey diyor, bir insandan hoşlanmadığımız için öldürmememiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor diyor. İşte tam da toplumsal sözleşme, uygarlık dediğimiz şey burada başlıyor. Yani bizden olmayan birinin yaşam hakkını elinden almayarak uygarlaşabiliriz. Toplumsal sözleşme dediğimiz bir arada yaşam için gereken şey budur. Adaletin yeterince tesis edilmesi. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde zaten başlı başına melankolik bir yapı için, depresyon için bütün şartları oluşturuyor. Yani adalet sağlanmadığı zaman kişi kendini yetersiz, çaresiz, değersiz görüyor. Yani onu gören, onu duyan, onun haklarını savunan kimsenin olmaması. Yani bir bebeğin, bir çocuğun ebeveynin olmaması gibi, ona bakım verecek, onun ihtiyaçlarını karşılayacak birinin olmaması gibi. İşte tam da burada iktidar dediğimiz, yöneticiler dediğimiz şeylerin bu adaleti tesis etmesi gerekiyor. Yani bu çağrımız çok geniş de, acaba ne kadar duyulur? Bu da çok önemli. Benim her zaman düşündüğüm, yani bu tarz toplumsal şiddetle başa çıkmanın en
iyi yolu, daha çok demokratik mücadele alanı yaratarak, daha çok insan hakları mücadelelerini, yani bu hangi görüşten olursa, hangi sivil toplum veya parti olursa olsun, bu tarz demokratik bir zihniyetin, kendinden olmayan herkese yaşam hakkının tanınan bir çalışmalar bütünü, insan ruhsallığı için, insan ruhsallığının bütünlüğü için faydalı olacaktır diye düşünüyorum.